Herkese merhaba. Statik konu anlatımı yapıyoruz. Konumuz kuvvet sistemleri. Kuvvet sistemi nedir? En az iki kuvvetten oluşan bir kuvvetler grubuna kuvvet sistemi denir. Kuvvet sistemleri tek boyutlu olabilir, iki boyutlu olabilir veya üç boyutlu olabilir. Eğer sistemi oluşturan kuvvetlerin hepsi aynı tesir çizgisi üzerinde yer alıyorsa, o zaman tek boyutlu kuvvet sistemi söz konusudur. Burada tek boyutlu olan sistemdir. Kuvvetler tek boyutlu olmayabilir. Yani kuvvetlerin dik bileşenleri sayısı 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Seçilen eksen takımına bağlıdır. Fakat sistem tek boyutludur. Şekil karışmasın diye kuvvetlerin hepsini şekilde göstermedik. N tane kuvvet. Buradaki N kuvvet sayısı herhangi bir sayı. Kuvvet sayısı herhangi bir sayı olabilir. Bu kuvvetlerin hepsi tek kuvvet, tek boyutlu kuvvet sistemini oluşturan kuvvetlerin hepsi tek kuvvettir. Bu kuvvetler kuvvet çifti oluşturmazlar. Kuvvet çifti yoktur. Tek boyutlu kuvvet sistemini oluşturan kuvvetlerin hepsi aynı tesir çizgisindedir. Dolayısıyla bunlarla işlem yaparken vektörel işlem yapabileceğimiz gibi skaler olarak da işlem yapabiliriz. Yalnız yönlerini artı eksi işaretiyle göz önüne alırız. İki boyutlu kuvvet sistemi, eğer sistemi oluşturan kuvvetlerin hepsi aynı düzlemde yer alıyorsa, o zaman kuvvet sistemi iki boyutludur. Burada yine iki boyutlu olan sistemdir, kuvvetler değil. Kuvvetler tek dik bileşene sahip olabilir, iki dik bileşene sahip olabilir. Hatta eğer eksenler farklı seçilirse, üç dik bileşene bile sahip olabilir. Yine şekil karışmasın diye kuvvetlerin hepsi şekilde gösterilmemiştir. Burada kuvvetlerin sayısı N artı 2M tane. N ve M herhangi bir sayı. N nedir, M nedir? N tek kuvvetlerin sayısı, M de kuvvet çiftlerinin sayısı. İki boyutlu kuvvet sistemini oluşturan kuvvetlerin bir kısmı kuvvet çifti oluşturabilir. Onların sayısı M. Geriye kalan kuvvetlerin de sayısı, tek kuvvetlerin sayısı N'dir. İki boyutlu kuvvet sistemini sadece kuvvetleri çizerek de gösterebiliriz. Ama genellikle bir kısmını kuvvet, bir kısmını da moment olarak gösteriyoruz. Bu moment olarak gösterdiğimiz kuvvetler aslında kuvvet çiftleri. Kuvvet çifti konusunu ileride işleyeceğiz. Kuvvet çiftinin bileşkesi sıfırdır, sadece moment etkisi vardır. Ondan dolayı sadece moment sembolüyle gösterilirler. İki boyutlu kuvvet sistemini oluşturan tek kuvvetlerin hepsi birbirine paralel olmadığı için bunlarla işlem yaparken vektörel işlem yapacağız. Vektörel işlem yapmak zorundayız. Ama kuvvet çiftleri hepsi birbirine paraleldir. Hepsi kağıt düzlemine diktir. Bir kısmı bize doğru, bir kısmı içeriye doğrudur. Fakat birbirine paraleldir. Dolayısıyla bunlarla işlem yaparken skaler olarak işlem yapabiliriz. Yönlerini de artı eksi işaretiyle göz önüne alırız. İki boyutlu kuvvet sistemini incelerken kuvvetler düzlemini xy düzlemiyle çakıştırabiliriz. Genellikle xy düzlemiyle çakıştırırız. O zaman iki boyutlu kuvvet sistemini oluşturan kuvvetlerden herhangi birisinin hiçbir şekilde z bileşeni olmaz. Olursa x bileşeni olur, olursa y bileşeni olur. İkisi de olabilir veya bunlardan birisi olabilir. Bu kuvvetlerin sadece x bileşeni olabilir, sadece y bileşeni olabilir veya ikisi birden olabilir. Ama hiçbir zaman z bileşeni olmaz. Moment vektörlerinin ise hepsi xy düzlemine dik olduğu için, kağıt düzlemine dik olduğu için sadece z bileşeni vardır. Onların da x bileşeni olmaz, y bileşeni olmaz. Hepsi birbirine paraleldir. Bunlarla işlem yaparken vektörel işlem de yapabiliriz, skaler işlem de yapabiliriz. Yönlerini artı eksi işaretiyle göz önüne alarak. Üç boyutlu kuvvet sistemi, eğer sistemi oluşturan kuvvetlerin hepsi aynı düzlemde yer almıyorsa o zaman kuvvet sistemi üç boyutludur. Kuvvetlerin hepsi aynı düzlemde yer alıyor fakat bir tanesi almıyorsa o zaman kuvvet sistemi 3 boyutlu hale gelir. Yine burada 3 boyutlu olan sistemdir. Kuvvetlerin 3 dik bileşeni olacağı anlamına gelmez. Kuvvetlerin hepsinin 3 dik bileşeni olmayabilir. Bazılarının tek dik bileşeni olabilir, bazılarının 2 dik bileşeni olabilir. Fakat genellikle 3 dik bileşeni olabilir. Şekil karışmasın diye yine kuvvetlerin hepsi şekilde gösterilmemiştir. Yine burada kuvvetlerin sayısı N artı 2M tane, N ve M herhangi bir sayı, N tek kuvvetlerin sayısı, M de kuvvetlerin sayısı.
kuvvet çiftlerinin sayısı. Üç boyutlu kuvvet sistemini sadece kuvvetlerden ibaret çizebileceğimiz gibi, şekilde görüldüğü gibi bir kısmını kuvvet, bir kısmını da moment şeklinde gösterebiliriz, çizebiliriz. Bu momentler aslında moment değil, kuvvet çifti. Üç boyutlu kuvvet sistemini oluşturan kuvvetlerin bir kısmı tek kuvvet, n tane. Bunlarla işlem yaparken vektörel işlem yapmak zorundayız. Çünkü bunlar ne aynı doğrultu üzerinde, ne birbirine paralel, ne de aynı düzlemde yer alıyor. Zaten aynı düzlemde yer alsa yine vektörel işlem yapmak zorundayız. Kuvvet çiftleri de yine birbirine paralel değil. Dolayısıyla kuvvet çiftleriyle işlem yaparken de, yani onların momentiyle ilgilenirken de vektörel işlem yapmak zorundayız. Üç boyutlu kuvvet sistemini oluşturan kuvvetlerin üç dik bileşeni olabilir. Moment vektörlerinin de üç dik bileşeni olabilir. Fakat olmaya da bilir. Mesela kuvvetlerden birinin x eksenine paralel olması mümkündür. X eksenine paralelse onun sadece x bileşeni vardır. XY düzleminde yer alıyor olabilir. Kuvvetlerden herhangi birisi eğer XY düzleminde yer alıyorsa o zaman onun da z bileşeni olmaz. Sadece x ve y bileşeni olur. Momentler de öyle. Moment vektörlerinin de ille de 3 dik bileşeni olacak diye bir şart yok. Onların da sadece x bileşeni olabilir, y bileşeni olabilir, z bileşeni olabilir ya da bunların varyasyonları olabilir. Mesela burada örnek olarak xy düzleminde yer alan, xy düzlemine paralel bir moment vektörü göz önüne alınmış. Bu moment vektörünün sadece x ve y bileşeni var, z bileşeni yok. Hoşça kalın.